من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Cuma suresine başlıyoruz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor bu surede. Önce her zaman tekrarladığımız gibi besmelenin kısa bir anlamını verelim. Böylece belki zihinlere iyice yerleşir. Biliyorsunuz bizde besmeleye birkaç şekilde anlam verilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tabi yanlış bir tercüme değil. Fakat Rahman da Rahim de Arapça bir kelime. Dolayısıyla bir Türk'ün buradan kastedilen manayı tam anlaması mümkün değil. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diye de tercüme ediliyor. Hiç tercüme edilmeden Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de söyleniyor. Tabi bunların hepsi olmaz değil. Olabilir ama bize göre manayı tam olarak aksettirmiyor. Yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla şeklinde yapılan tercüme manayı tam aksettirmiyor. Çünkü burada iki kelime var. Rahman ve Rahim kelimesi. İkisi de aynı kökten. İkisinde de rahmet ve merhamet anlamı var. İkisinde de iyilik ve ikram anlamı var. Fakat bunlardan Rahman kelimesi insanlar için kullanılmıyor. Sadece Allah'a mahsus bir özellik. Rahim kelimesi insanlar için de kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olarak bil mu'minine raufun rahim. Tevbe suresinin sonlarında müminlere karşı rauf ve rahimdir şeklinde şey yapılarak Peygamberimizin özelliği olarak bildirilmiştir. Dolayısıyla insanlara da rahim denir. Ama insanlara Rahman denmez. Şimdi merhamet, acıma duygusu güçsüz olan insanlar için söylenir. Güçlü olan kişiye denir ki eğer acıyorsan ne yap? Yardım et denir, değil mi? Yani o güçsüz olanlar içindir. Ah keşke elimde olsa da şunu yapsam, bunu yapsam dersiniz ve üzülürsünüz. Öyle değil mi? Ama güçlü olanlar için denir ki sen üzülmene gerek yok ki. Problemini gider. Allah-u Teala için gideremeyeceği bir problem yok. Son derece güçlüdür. Dolayısıyla Rahman ve Rahim kelimeleri Allah'la ilgili olduğu zaman anlamı farklı olur. İnsanlarla ilgili olduğu zaman farklı olur. Allah'ın merhameti yapacağı iyilik ve ikramıdır. İnsanların merhameti bazen iyilik ve ikram şeklinde olur, bazen de üzülme ve acıma şeklinde olur. Çünkü insanın gücü zayıftır. Ama Allah'ın gücü sonsuzdur. Rahman kelimesi yalnız Allah-u Teala'ya mahsus bir kelime olduğu için buna verilecek anlam da öyle olmalıdır. Dolayısıyla biz Besmele'yi tercüme ederken Rahman'a iyiliği sonsuz şeklinde anlam verdik. Çünkü Allah'ın dışında herkesin iyiliğinin bir sonu vardır. Ama Allah'ın iyiliğinin sonsuz sonu yoktur. Şöyle Allah-u Teala'nın bize olan iyiliklerini saymaya kalkın, saymak mümkün değildir. Bir saniyelik hayatımızı sürdürebilmek için sayamayacağımız kadar çok nimete ihtiyacımız var. Ve buna her zaman ihtiyacımız var. Onun için Allah'ın iyiliği sonsuzdur. Sadece bize değil, tüm varlıklara onun iyiliği sonsuzdur. Rahim kelimesine de ikramı bol
şeklinde anlam verdik. İkramı bol sözü insanlar içinde kullanılabilir, değil mi? Yani falan adamın ikramı boldur, sofrası açıktır, iyiliği sever şeklinde kelimeler kullanılabilir. Böylece besmelenin anlamı şu şekilde oldu. İyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla. Evet, bu şekilde bir anlam Türkiye'de alışılmış bir anlam değil. Ama zamanla insanlar alışır. Alışılmış olmadığı için de her defasında tekrarlıyoruz anlamı. Yusebbihu lillah ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah için tesbih ederler. Tesbih kelimesinin birçok anlamları vardır. Türkçe'de tesbih dediğiniz zaman aklına ne gelir? Tesbih denen alet gelir. Yani işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye zikirler çekilirken sayıları tespit etmek için yapılmış boncuklardan oluşan bir alet. Yani Allah'ı zikir manasından alınmıştır. Allah'ı zikir demek Allahü Teala'nın özelliklerini hatırlamak demektir. Tabii Allah'ın özellikleri, Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları onu tanımlayan, onun yüceliğini, büyüklüğünü, gücünü, kudretini ortaya koyan sıfatlardır. Dolayısıyla onu o şekilde tanımlamak gerçekten bir tesbihtir. Çünkü Allah'a layık olmayan sıfatları reddediyorsunuz. Allah'a layık olan sıfatları da teker teker sayıyorsunuz. Bunun adı tesbihtir. Bu yanlış değil. Tesbihin bir başka anlamı Allah'a boyun eğmektir. Kulluk etmektir. Yani ibadet yapmaktır. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şey Allah'a boyun eğer. Tüm kainatta geçerli olan Allah'ın kanunlarıdır. Zaten Allah'ın dini de odur. Yani Allah'ın dini Allah'ın tüm kainatta geçerli olan kanunlarıdır. O kanunların bizim hayatımıza yansıyan tarafına Allah'ın dini diyoruz. Cenab-ı Hak kendi dinini şöyle tanımlıyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına. اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Öyle ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın fıtratı demek yaratılış, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Yaratılıştaki kanunlar, gelişmedeki kanunlar, değişmedeki kanunlar, bütün bunlar Allah'ın fıtratını oluşturuyor. İnsanları da ona göre yaratmıştır Allah. Gökleri ve yeri yarattığı gibi insanları da ona göre yaratmıştır. Tam bir bütünlük vardır. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığının yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur. Ya da Allah'ın halkının yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur. Şimdi Allah'ın yaratması, yaratma kanunu fıtrat dindir. Bu fıtrat bütün kainatta geçerli olan kanundur. Fizikçiler o kanunları araştırır, kimyacılar o kanunları araştırır, gökbilimciler o kanunları araştırır, bütün bilim adamları o kanunları araştırır. Onu buldu mu kendisini çok başarılı kabul eder. O zaman
Bütün ilmi çalışmalar Allah'ın fıtratta koyduğu kanunları ortaya çıkarmak içindir. İşte o fıtratta bulunan kanunların sosyal hayata yansıyan kısmı Allah'ın dinidir. Mesela şimdi gözümüz çalışıyor, göz, kulak, kan dolaşımı, sinir, sindirim sistemi, vücudumuzdaki bütün hücreler, bunların tamamının çalışmasına bu konunun uzmanları ne diyor? Nasıl buluyorlar onu, çalışmayı? He? Mükemmel diyorlar değil mi? Hayran kalıyorlar oradaki o düzene, o sisteme. Muhteşem bir şey diyorlar. Okudukça, araştırdıkça hayran kalıyorlar. İşte vücudun iç yapısında, bir de şöyle söyleyeyim, kalbimizin çalışmasıyla ilgili, kan dolaşımımızla ilgili kararı biz verecek olsaydık ne olurdu? Çoğumuz kısa sürede ölür giderdik. Allah onu bize bırakmamış. Bütün o vücudumuzun içerisindeki bütün kanunlar kendiliğinden işliyor. Ve onlara mükemmel kanunlar diyoruz ki gerçekten öyle. Onun mükemmelliği konusunda bütün kainat görüş birliği halinde. Bütün ilim adamları bu konuda hayranlıklarını söylüyorlar. İşte o hayran olduğunuz kuralların sosyal hayatla ilgili kısmı da İslam dinini oluşturur. O zaman bura üzerinde de düşündüğünüz zaman buna da hayran olmamanız mümkün değil. Şimdi vücudun herhangi bir yerinde bir arıza oluyor. Doktorlar müdahale ediyor. İşte ya bypass yapıyorlar ya bir takım şeyler koyuyorlar, yabancı maddeler koyuyorlar. Mesela çiviler çakıyorlar şeylere. Kemiklere falan bir takım şeyler yapıyorlar. Aslı kadar güzel olur mu onlar? Hiç mümkün değil. Bir de çok başarılı olmaları lazım. İşte İslam dini üzerinde bir ilim adamı ne kadar başarılı olursa olsun ortaya koyduğu görüşler o kalçaya çakılan platinler gibi olur. Onun için İslam dinini Kur'an ve sünnet bağlamında insanlara anlatabilirsek aklı başında olup da ona hayran kalmayacak bir tek insan yeryüzünde bulunamaz. Hesabına gelmediği için karşı çıkabilir ama evine gittiği zaman kendi kendine o mükemmelliği içinden tekrarlar durur. İşte İslam kainatta geçerli olan kuralların sosyal hayattaki devamıdır. Dolayısıyla siz kendinizden bir deneme yapın. Allah'ın emrine uygun hareket ettiğiniz zaman vücudunuzun bütün hücrelerinin rahat ettiğini tespit edeceksiniz. Huzur bulacaksınız, ruhunuz rahat edecek ve mutlu olacaksınız. Ama kurala aykırı hareket ederseniz, mesela terli terli sokağa çıktınız ve rüzgara vücudunuzu kaptırdınız. Terli terli ne olur? Hastalanırsınız. İşte İslam'ın kurallarına aykırı olan her türlü davranışta kişiyi manevi olarak hastalandırır. Mutsuzluk başlar, huzursuzluk başlar. Bu defa huzuru tevbe edip Allah'ın dinine döneceğine
günahları artırmakta arar insanlar. Her günaha daldıkça huzursuzluğu daha da artır. Dolayısıyla Allah'ın dinine uyduğunuz zaman çevreyle de uyumlu yaşarsınız, kendi içinize de uyumlu yaşarsınız, bütün insanlıkla uyumlu yaşarsınız. Ve herkes sizden yararlanır. Allah'ın dinine aykırı davrandığınız zaman ilk faturayı vücudunuz öder. Huzursuzluk olarak, rahatsızlık olarak öder. Sonra da sürekli ödemeye devam eder. Ve bu ahirette de devam eder kötüsü. Onun için bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin huzurunda durmaktan korkana, yani Allah'ın huzurunda ben ne yapacağım diye endişe çekene iki tane cennet vardır. Hani Allah'tan korkarak hareketlerini ayarlayan insanlara iki cennet vardır. Bunlardan birisi bu dünyanın cenneti, birisi de ahiretin cenneti. Yani dünya hayatı da o zaman size cennet gibi olur. Huzurlu olursunuz, mutlu olursunuz. Zengin olmayabilirsiniz, o ayrı bir konudur. Çünkü huzurlu olmakla zengin olmak arasında birebir denge yoktur. İşte bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. يُسَبِّحُ لَهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa bunların tamamı Allah'a boyun eğer. Allah'ın koyduğu kurallara göre davranır. Allah'ın koyduğu kurallardan bir tanesi de insanların irade hürriyeti içerisinde olmasıdır. Allah insanlara irade hürriyeti vermiştir. Bu irade hürriyeti sebebiyle insanlar öyle iyi şeyler yapabiliyorlar ki insanlığı mutlu ediyorlar. İşte insanlar burada hoparlörü yapmışlar, şuradaki elektrikleri yapmışlar, interneti yapmışlar, işte kameraları yapmışlar. Bakın sandalyeler, masalar yapılmış, şu güzel bina yapılmış. Her birinizin giydiği değişik değişik elbiseler var. Akşam gideceğiniz eviniz var. Eve giderken bindiğiniz vasıtalar var ve üzerinde yürüdüğünüz yollar var. Bunlar insanların kanuna uydukları zaman yaptıkları güzellikler, medeniyet. İnsandan başka medeniyet kuran bir varlık yok. Ama aynı insan aşırı davranınca İşte bugünlerde Gebze'de gözüktüğü gibi çevre kirliliği, zehir, pis atıklar ya da sokaklarda görülen ahlaksızlıklar ya da okul kapılarında görülen şeyler, çocuklar arasında birbirlerine karşı yanlış davranışlar, baba ile evlat, ana ile evlat ya da ana baba birbirine düşman olan aileler falan hepsi ortaya çıkıyor. Bunların tamamı Allah'ın verdiği irade hürriyetinin iyi ya da kötü kullanılmasının sonucudur. Bu Allah'ın koyduğu bir kural. Allah'ın koyduğu bir başka kural da var. Gökler ve yer Allah'ın kuralına göre davranıyor. Siz ne yaparsanız yapın, nehirler gene akmaya devam ediyor. Denizler gene balık üretmeye devam ediyor. Her ne kadar azalsa da. Güneş gene doğuyor, yıldızlar gene parlıyor, vücudumuzun iç kısmı gene bize bağlı olmayarak çalışmasına devam ediyor. İşte bütün bunlar göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğinin bir başka ifadesi. Yani her şey Allah'ın koyduğu kurallara göre işler. Her şey ona uyar. Bir insanın Allah'a isyan etmesi de Allah'ın koyduğu kurala göredir. Çünkü Allah ona isyan etme hürriyeti vermeseydi isyan edemez. Bir kimsenin Allah'a itaat etmesi de Allah'ın koyduğu kurala göredir.
Çünkü eğer Allah ona doğruyu bulma kabiliyeti vermeseydi bulamazdı. El-Melik, Melik odur. Kral o. Yani tüm kainatın yönetiminin başında olan Allah-u Teala'dır. El-Kuddus, manevi kirlerden arındıran da odur. Her şeyi arı duru tertemiz hale yaratan odur. El-Aziz, güçlüdür o. Başaramayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir işi de yarım bırakmaz. El-Hakim, ama hakimdir. Bütün kararları ve uygulamaları yerli yerindedir. Yersiz olan hiçbir kararı, sözü ve uygulaması yoktur. Huvellezî ba'ase fil ummiyyîne rasûlen minhum. Şu ümmiler içerisinde içlerinden bir elçi gönderen odur. Şimdi ümmi ne demek? Biliyor musunuz? Üm kelimesinin manasını biliyor musunuz? Ana. Ana demek. Ümmi de anaya mensup manasına, yani anasından doğmuş, öyle özel bir eğitim görmemiş. Heh. Öyle kalmış. Yani mektep medrese görmemiş. Her insan gibi o da anasından, çevresinden, sokaktan, başka yerlerden birçok şeyler öğrenmiş. Ama oturup da bir eğitimden geçmemiş. Okuma yazması yok. Mesela Mekke'de bir ilkokul olduğuna dair hiçbir kayıt ben bugüne kadar rastlamadım. Sen rastladın mı Enes Hüsnü? Rastlayanınız var mı? Yok. Yoktu çünkü. Ama Medine'de Yahudilerin eğitim kurumları vardı. Adı neydi? Hatırlayanınız var mı? Evet. Beytül Midras. Beytül Midras. Hala o kelimeyi kullanıyorlar. Değil mi? Kelimeyi hala kullanıyorlar. Midraş mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Telaffuzu farklı ama o kelimeyi kullanıyorlar. Zaten şeyler de ehli kitap da Mekkelilere aynı kelimeyi söylüyor. Ümmi diyor. Mâ lenâ fil ummiyyîne min sebîl. Öyle mi ayet-i kerime? Yoksa ve mâ aleyna mıydı? مَا لَنَا فِي الْاُمِّيِّينَ مِنْ سَب۪يلٍ Ha, leyse, قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ مِنْ سَب۪يلٍ Nerede, hangi ayette? Hatırlıyor musun? Ali İmran 75. Ali İmran. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kıntarin yueddihi ileyk. Ehli kitaptan öyleleri var ki ona bir kantar dolusu mal güvensen, bir kantar dolusu altın versen sana tas tamam iade eder. Yani böyle güvenebilirsin. Yahudi ve Hristiyanlardan öyle insanlar vardır ki kantar dolusu altın teslim etsen sana onu tas tamam geri verir. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin la yueddihi ileyk. Ama işlerinde öyleleri vardır ki bir dinar versen, bir dinar 4.35 gram ağırlığında altın para.
onu sana geri vermez. İlla ma dumte aleyhi kaima, tepesine dikilip durursan o başka. Tepesine dikilir durursun, senden kurtulmak için çıkarıp verebilir. Yoksa gönlüyle vermez. Böyleleri de var. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا, bunun sebebi şu, derler ki لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلٍ, bu ümmiler konu hakkında, ümmi dedikleri işte Mekkeliler, okuma yazma bilmeyen insanlar ya, bunlarla ilgili bizim üstümüze düşen bir görev yok. Yani bunlara karşı bir sorumluluğumuz yok. Onları adam yerine koymuyorlar. وَيَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Yani şimdi bugün mesela Yahudiler bütün insanlığı kendi köleleri gibi kabul ederler, biliyorsunuz. İşte bu da Allah'a karşı yalan söylemektir. Şimdi burada asıl konu şu. Bunlar, Yahudiler de Mekkelilere ümmi diyorlar. İşte Allah bu ümmiler içerisinde bir peygamber çıkardı. Ona da geleceğiz. Şey yapacağım, onu da okuyacağız inşallah. Şeyde de var, Bakara'da da var. Ve minhum ummiyun la ya'lemun el-kitab. Huve allazi ba'atha fil ummiyin rasula. Ümmiler içerisinde bir resul gönderen odur. Şimdi bugün de dikkat ederseniz eğitimli insanlar eğitimsizleri pek beğenmezler. Ne derler? Cahil cihara. Ya ne olmaz falan. Şimdi bizim bu vakıftaki çalışmada dikkat ederseniz eğitimli eğitimsiz ayrımı gözetmiyoruz. Böyle bir şey var mı? Var mı? Yok. Tabii yok diyeceksiniz. Ben öyle sorduğuma göre beni yalanlayacak haliniz yok ya. Haddini bilmiyorsa, alim de olsa bir şey ifade etmez. Yok, haddini bilmeyen başka bir konudur, cahil başka bir konudur. İkisi birbirinden farklıdır. Haddini bilmemek ayrı bir konudur, cahillik ayrı bir konu. Cahil de olsa adam haddini bilebilir, nerede oturup nerede kalkacağını bilebilir. O ayrı bir konudur. Bize yok, evet. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Bak beni destekledi çünkü eski talebelerimdendir. Şimdi biz burada çalışma yaparken bir ayrım yapmıyoruz. Bu ayrım yapmamanın da çok büyük faydasını görüyoruz. Nedir o? Şimdi Allahü Teala, hani mesele izah ediyorsunuz. Karşınızdaki de Allah'ın yarattığı bir insan. Eğitim görmemiş olması bazen artı değer getiriyor. Faydalı oluyor. Neden faydalı oluyor? Çünkü eğitim gören bir konuda şartlanmış oluyor. Onu şartlanmışlığından kurtarmak çok zor. Ama eğitim görmemiş olan ulu orta konuşuyor. Onun ulu orta konuşması ufuk açıcı oluyor. Ufkunuzu açıyor. Şimdi birçokları, ben bunları anlatırken bir türlü akılları yatmıyor. Olmaz öyle şey diyorlar. Öyle cahil cüheleyle olur mu? İşte şu seviyede, bu seviyede ilim adamı olacak. Ben de diyorum ki yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görüyorsunuz. Olup olmadığını sonuçlara bakarak karar verin. Yok, onları sen öyle yapmıyorsundur diyorlar. Öyleyse bizim bir çalışmamızın içerisine gelin, birazcık dinleyin, o zaman görürsünüz. İşte şimdi Allahü Teala insanların ümmi dediği kişiler içerisinden bir peygamber çıkarıyor. Ve bu peygamber Medine'ye vardıktan
4 sene sonra kendilerini alim kabul eden o burunları büyük Yahudilerin tamamını Medine'den sürüp çıkarıyor. 5. sene hiç kimse kalmıyor. En son Ahzab Savaşı'ndan, Hendek Savaşı'ndan sonra çıkarıyor. Hiç kimse kalmıyor. Siz misiniz burnu büyükler? Hadi bakalım. Bu arada şunu kafamıza iyice koyalım. İslam dinini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olabilecek en kötü şartlar içerisinde tebliğ etmiştir. Olabilecek en kötü şartlar. Mekke'de de öyle, Medine'de de öyle. Öyle olunca da bizim için bir bahane kalmıyor. Bir tek yapacağımız şey var, Peygamberimizi takip etmek. Yani içinde bulunacağımız şartların hiçbir tanesi Peygamberimizin bulunduğu şartlar kadar kötü olmaz. O zaman yanlış bir şey yapmamaya, Peygamber Efendimizin yolundan dikkatle gitmeye çalışmalıyız. İşte o ümmiler Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hicretten 1,5 sene sonra, geçen hafta anlatmıştık. Hicretten 1,5 sene sonra Mekkelileri savaşta yendiler. Halbuki şimdi biz Medine'de Peygamber Efendimiz Medine'nin hakimi oldu falan diyoruz. Doğru gerçi. Gerçekten hakim olmuştur ama kimse onu hakim falan seçmiş değildir. Gel sen başımıza geçirelim, Medine'nin lideri olun falan değil. O sadece orada tespit ettiği idari boşluğu çok güzel değerlendirerek fiili bir durum meydana getirmiştir. O kadar yaptı o. Onun o fiili durumu Hudeybiye'de hukuki bir şekle girmiştir. Çünkü bir siyasi belgeye imza atmıştır ilk defa Hudeybiye'de. Allah-u Teala da onu bir fetih olarak vasıflandırmıştır. İnna fetahna leke fethan mubina. Senin için açık bir fetih ile senin önünü açtık. Sonra ondan sonra işler hep müthiş bir şekilde yürüyüp gitmiştir. Şimdi bu ümmi kelimesi ehli kitap içinde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de. Yani ümmi sadece şey için, çünkü ümmilik her toplumda olabilir. Okuma yazma bilmeyen manasına. Yahudiler arasında da var. Ama Yahudilerden kime ümmi deniyor? Bu çok önemli. Okuma yazma bilmeyene değil. Şimdi bakacağız. Güzel. Sen okumuştun bak, bunu biliyorsun. Anlamadan okuyana ümmi deniyor, evet. Tamam. Şimdi Bakara kaçıncı ayetti? Bakara 78. Şey burada değil, değil mi? İfredat burada değil. Tamam. Neyse, bu konu bizim internet sitemizde olması lazım. Sen oradan mı okudun Mehmet Bey? Derslerden, ha maşallah. Zaten eskiden beri gelenlerin yanında konuştuk mu hep tekrar oluyor onlar için. Yanlış. Evet. Tabii bu şey kolay, hemen okur yazar olmayan demiş ama okur yazar olur mu? Okur yazar olmayan olur mu? Bak şimdi. Şimdi ayetin içerisinden o mananın yanlış olduğu ortaya çıkacak şimdi. O kadar kolay mealcilik yapıyorlar ki. Şimdi bize diyorlar ki hocam bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlasanıza. Hay hay. 2,5 sene uğraştık, bir Bakara suresini ancak yapabildik. O da içimize tam sinmiş değil.
Kaç senedir uğraşıyoruz, Maide'ye geldik? Beşinci sene. Ey kardeşim, adam 6 ayda Kur'an-ı Kerim'in baştan sona mealini yapıyor. Yapınca bu kadar olur tabii, daha fazla olmaz. Ama bizim yaptığımız yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani samimiyetle söylüyorum. Ben şahsen bir adamın ömrünün bir Bakara suresine yeteceğine inanmıyorum. Gerçek manada kavramak isterseniz. Yani muhteşem bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki. Şöyle bakın. Bir hücreyi araştırmakla geçen ömürler var değil mi? Ama o hücreden neler çıkarıyorlar neler? Bir dünya keşfediyorlar hücrenin içerisinde değil mi? Yani araştırma yapanlar. Kur'an-ı Kerim de öyledir. Yani hangi ayeti üzerinde derinleşirseniz muhteşem şeyler keşfedersiniz. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ O ehli kitap içinde yani Yahudi ve Hristiyanlar arasında ümmiler vardır. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Onlar kitabı bilmezler. Neyi bilirler ya? İlla emaniye sadece onların bildikleri kuruntulardır. Yani kitabı okumazlar değil. Okumakla bilmek arasında fark vardır. Bugün Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuyan çok sayıda insan var. Hafızlar var. Onların içerisinde Kur'an'ı bilenler ne kadar? Tamam mı? O ne, okuma yazma değil burası. La ya'lemun. İlim. O kitap konusunda ilim sahibi değillerdir. Okuma yazma başka bir şeydir. Bilmek başka bir şeydir. Ha, okuma yazma bilmenin çok iyi bir aletidir de okuma yazma olmadan da bilebilirsiniz. Biri size bir şey anlatır. Onların bildikleri nedir? İlla emaniye bir takım kuruntulardır. Yani kitabı anlamadan okumaktır. Tevrat'ı, İncil'i anlamadan okuyor. Niye emani deniyor, kuruntu deniyor? Çünkü anlamadan okuduğu için de bir takım sevaplar bekliyor. Ondan dolayı öyle kuruntusu var, yani hüsnü kuruntusu var. Sevaplar bekliyor. Bizde de öyle değil mi? İşte her perşembe akşam bir Yasin okuyacaksın, bilmem sabahları tebareke okuyacaksın, şu kadar zamanda bir hatmedeceksin. Güzel, niye? Efendim, her kelimesine Cenab-ı Hak 10 sevap verecek diye hadis-i şerif var, doğru. Doğru da anlamadan okuyana mı verecek? Anlamadan okuyana mı verecek? Anla bakalım. İşte bir takım kuruntular ve beklentiler. İşte Allah onlara ümmi diyor. Ve inhum illa yolunun, onlar sadece tahmin yürütürler, başka bir şey yapamazlar. Feveylun lillezine yektubun el kitabe bi eydihim. Şunlara yazıklar olsun. Kendi elleriyle kitap yazarlar. Kendi elleriyle yazarlar şöyle. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Derler ki bu kitap Allah'tan. Bana yazdırıldı derler. Bu ayet her zaman için geçerli. Niçin böyle söylerler? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Bunun karşılığında küçük bir karşılık alsınlar diye. Yani bundan dolayı para da kazanabilirler, itibar da kazanabilirler, saygı da görebilirler ama bunların hepsi azdır çünkü dünya hayatıyla sınırlıdır. Öldüğünüz zaman elde bir şey yok. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَهْوَتْ اَيْد۪يهِمْ Yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Evet, şimdi demek ki ehli kitap arasında da ümmiler var. Şimdi bugün
Bir de şurasını da kafamıza koymamız lazım. Yeryüzünde her insan alimdir. Aynı şekilde her insan cahildir. İkisi de doğrudur. Çünkü her insan alimdir. Bildikleri konular farklıdır. Biri şu işi bilir, biri bunu, biri bunu, biri bunu. Herkesin kendine göre bildiği bir iş vardır. Her insan cahildir. En büyük alimin bile hiç bilmediği konular vardır. Herkes bildiği konunun alimi, bilmediği konunun cahilidir. Ama din konusunda herkesin mutlaka bilmesi gereken şeyler vardır. Çünkü hayatımızı düzenlemek, ahiretimiz için azık hazırlamak için böyle yapılacak. Bu hafta bir delikanlı bir soru sormuş. O soru üzerine ben de biraz düşündüm. Her zaman burada konuşuyoruz ama düşününce daha çok etki etti. İzmir'den bir delikanlı sormuş. Diyor ki, işte bir kızla nişanlandım diyor. Düğünümüze 33 gün mü kaldı? Öyle diyor değil mi? 33 gün kala bir trafik kazasında nişanlısı ölmüş. 7 ay falan olmuş, 7 aydır ölümden başka hiçbir şey düşünmüyorum diyor. Çok seviyormuş demek ki. Yani dinimize aykırı bir şekilde, aykırı olmayacak şekilde nasıl ölebilirim diye soruyor. Niye öyle diyor? Nişanlısına kavuşmak için. ...24 yaşında olduğunu yazmış oraya. Ben dedim ki sen bugünden itibaren 50 sene daha yaşasan toplam 18 bin gün eder. Öyle diyor değil mi? Bir senede 360 gün var. 18 bin gün ediyor işte. Yuvarlak hesap. Şimdi nişanlının evli olduğunu düşün dedim. Bu 18 bin günden bir tek gün onun isteklerini yerine getirmek için ondan ayrı kaldığını hesap et. Bu senin için bir ayrılık olmaz değil mi? 18 bin gün berabersiniz, bir gün nişanlının arzularını yerine, ya da eşinin diyelim, hadi evlenmişsin, arzularını yerine getirmek için bir gün ayrı kalmışsın. 18 bin günde bir gün. Peki şimdi ahireti bir hesap et. Ahiret 18 milyar gün değil değil mi? 18 trilyon da değil, katrilyon da değil. Artık ne kadar kelime biliyorsanız söyleyin. Katrilyondan yukarısı var mı? Yok yani, neyse. Kentrilyon bir şey derler galiba değil mi? He? Neyse. Şimdi o kadar katrilyon gün bile ahiretin yanında sıfır. Ama düşün ki 18 katrilyon günde bir gün, işte dünyayı bir gün kabul et, öbür tarafta 18 katrilyon gün kabul et. İşte 18 katrilyon günde bir gün eşinden ayrı kalmışsın. O gün bu dünya hayatındır. Kaldı ki o kadar da yetmez de öyle kabul et. Şimdi bu bir günü eşini daha çok mutlu etmek için tümüyle çalışmakla geçirmeye değmez mi? E değer. Tamam. İşte bu dünya hayatı. Sen dua et Cenab-ı Hak sana daha çok ömür versin. Daha iyi yaşa. Çünkü öldüğün andan itibaren kazanma imkanı bitiyor. Kazanma yeri bura. Dolayısıyla ona yas tutmayı bırak. Farz et ki işte bir günlüğüne ondan ayrılmışsın. Onu mutlu etmek için ne yapman gerekiyor? Allah'ı razı etmen gerekiyor.
Çünkü cennete gitmen lazım. Onun da cennete gitmesi lazım ki birleşesiniz. Cehenneme gittim mi mümkün değil. O zaman geceni gündüzüne kat. Bu dünya tevbeni yap. Bu dünyada en başarılı bir Müslüman olmaya çalış. Diye gönderdim. Ben ona nasihat verirken kendime nasihat vermiş oldum ve kendi kendime Allah Allah dedim ya. Şuraya bak. Gerçekten şey yapmak gerekiyor. Yani hayattan ibret almak lazım ve şu yaşadığımız günlerin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bunlar işte ne yapacaksak burada yapacağız. Dünya bizim için tarif edilemeyecek kadar önemli bir yerdir. Çünkü ne kazanacaksak burada kazanacağız. Sevdiklerimizden ayrı kalmamız ahirette kıyaslandığı zaman hiç dikkate alınmayacak kadar azdır. O zaman ebedi hayatta daha mutlu olabilmek için bu dünyamızda daha iyi Müslüman olmaya çalışmamız lazım. Her türlü sıkıntıya göğüs germemiz lazım. Şimdi adam tutuyor, gurbete gidiyor, çok affedersiniz tuvalet temizliyor değil mi? Niye? Çoluğuna çocuğuna bir şey getirsin diye. Tamam. Yani Allah senden onu da istemiyor. Allah için bu dünyada ne yapabilirsen yap, ahirette mutlu olabilmek için. Çünkü orası sonsuz bir hayat. Evet, Allah ümmiler içerisinde bir elçi gönderdi kendilerinden. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları geliştiriyor. Geliştiren Allah'ın ayetleridir. Siz kendiniz görüyorsunuz. Allah'ın ayetleri sizi ne kadar güçlü hale getirdiğini görmüyor musunuz? Ne kadar güçlü olduğunuzu görmüyor musunuz? İşte Allah'ın ayetleriyle geliştirmiş Allah. Tıpkı şey gibi bir ekin tarlasının gelişmesi gibi. Ayetlerle geliştiriyor Allah o insanları. Ve yuallimuhu, o peygamber ayetlerle geliştiriyor. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kur'an'ı öğretiyor. Ve doğru görüşleri, doğru sözleri öğretiyor. Ve in kânû min kablu lefî dalâlin mubîn. Her ne kadar bundan önce apaçık, yanlış yolda olmuş olsalar bile. O zaman bizim için de efendim benim hiç eğitimim yoktur, ben okuma yazma bilmem demeye kimsenin hakkı yok. Sizin hiç eğitimim yoktur diyenler adını yazmasını bilirler. Değil mi? Mekkelilerin çoğusu onu da bilmiyordu. Öyleyse siz Allah'ın kitabını öğrenmeye kalkışın, çalışın, göreceksiniz. O sizi müthiş bir şekilde geliştirecek. Müthiş gelişmeleri yaşayacaksınız. Namazdan sonra devam etmek üzere. Ezan okundu mu? Okunmadı. Kaçta okunacak? 3 dakika mı var? 3 dakika ise ancak şey yaparız. Yoksa bir ayet daha mı yapalım? Bir ayet daha yapalım. Şimdi peygamber diyor bunları tezkiye ediyor, bunlara kitap ve hikmeti öğretiyor. Ve aharine minhum, bunlardan sonra gelenlere de lemma yelhaku bihim, henüz bunlar onlara kavuşmadılar. İşte onlar biziz. O peygamberin tebliği bize de geldi. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Allah azizdir ve hakimdir. Yani çok güçlüdür, doğru karar verir. İşte biz de Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi yetiştirir, geliştirirsek çok güzel bir noktaya geliriz. Çok gelişiriz, çok yetişiriz, çok güçlü hale geliriz ve bilgili hale geliriz. Şimdi bir arkadaşımız bir yarım saat kadar önce vakıfta konuşuyor. Şimdi buradan
bir grubun içerisine girdiğini, Kur'an ayetleriyle herkese laf yetiştirebildiğini ve muhataplarını susturduğunu söylüyor. İşte buyur. Bunu her zaman hepinizden duyuyoruz. Çünkü Kur'an ayetlerini okuduğunuz zaman önce kendinize güveniyorsunuz. Yolunuzun doğru olduğunu biliyorsunuz. O güvenle muhataplarınızla rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَىٰ Bu Allah'ın bir ikramıdır. Yani Allah'ın kitabı Allah'ın ikramıdır. Onu istediğine verir. Bu Kur'an-ı Kerim yeryüzünde herkesin elinde yok. O zaman bunun kıymetini bilelim. Bunu çok iyi anlamaya çalışalım. Bu bizi çok güçlü hale getirir. Her bakımdan güçlü hale getirir. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah büyük bir ikram sahibi. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Üzerlerine Tevrat yüklenmiş kişiler ama o yükü kendileri üstlenmemiş olanlar. Bunlar kitap taşıyan eşek gibidirler. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتِ Kendine Tevrat yükletilmiş. Yani birisi Tevrat'ı onların üzerine yüklemiş. İşte bizde olduğu gibi çocuk yaşta anası babası neyse göndermiş. Oğlum hafız ol demiş, hafız olmuş. Arapça oku demiş, okumuş. İşte dini derslerini okumuş, zeki, başarmış falan, tamam belli bir noktaya gelmiş. Kur'an bilgisi var. Kendisine yüklenmiş bu. Yani kendi iradesi olmadan o bilgi onun üzerine yükletilmiş. Fakat kendi bunu üstüne almıyor. Ne demek? Kendisi öğrendiği bilgilere göre davranmak istemiyor. Bunlar neye benzer? Kitap yüklü şeye benzer diyor. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Tekrar okuyalım. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا Yükletildiler. Yani kendileri yüklenmemiş. Başkası yüklemiş onun üzerine. Şimdi eşeği düşünün. Eşek kendi sırtına yük vurur mu? Birisi, başkası vurur yük. ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَ Ama o kendi arzu, bu eşek değil, bu insan tabii. İnsan olduğu için kendi arzusuyla Allah'ın kitabını üstlenir. Bunlar كَمَثَلِ الْحِمَارِ Eşek gibidirler. يَحْمِلْ اَسْفَارًا Kitaplar taşıyan eşek gibidirler. Yani onun üzerindeki o bilgiler ona yüktür. Ona uymadığı için ona yüktür. بِئْسَ الْمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri karşısında yalana sapanların örneği ne kadar kötüdür. Bak kendileri hayvana benzetiliyorlar. Allah'ın ayetleri karşısında yalana sapıyorlar. İşte bu Tevrat'ı bilenlerin yapması gereken Tevrat'a uymak ve Tevrat'ın emri gereği
Kur'an-ı Kerim'e uyup Müslüman olmaktır. Müslümanlar için de bu bir örnektir. Şimdi geçen de seninle beraber gittiğimiz bir konferans vardı biliyorsun. Bu cumartesi günü değil mi? Bugün 4. gün. Bazılara gittik. Bazılar müftülüğünün düzenlediği bir konferanstı. Müftülük gereken tedbirleri almış. Bütün din görevlilerinin katılmasını sağlamak için hepsinden imza almış girişte. İmzalı bir şekilde oradan gelip tamamı konferansı dinlemiş oldu. Bu tabii müftülüğün dikkati, teşekküre değer bir davranış. Sonra halktan da gelenler oldu. Belki yarı yarıya din görevlisi ve halk. Salonu dolduranların büyük bir çoğunluğu din görevlisi olunca seviyede oldukça yüksekti tabii. Orada sohbetler yaptık. Sohbetten sonra işte Mustafa Bey'in etrafını sardılar. Bütün kitapları bitti. Tekrar arabadan kitap getirtti falan. Sonra biz ayrıldık. Mustafa Bey eşiyle beraber gelmişti. Hüdaverdi de vardı beraberinde. Neyse, biz ayrıldık tabii, oradan gittik. Şimdi giderken arabada bir imam bana diyor ki, hocam diyor, ben diyor açık konuşmayı severim. Buyur dedim, açık konuş. Diyorlar ki, Abdülaziz Bayındır bu kitapları profesör olmak için yazdı. Peki dedim, en son kitabı profesör olduktan sonra yazdım, ona ne diyecekler? Aracılık ve Şirk kitabında profesör olduktan sonra yazdım. Ondan sonra dedi ki, ya hocam dedi, sen de çok sert giriyorsun dedi. Biraz yumuşak, alıştıra falan. Olmaz mı dedi. Yani her şeyi hemen söylemek mi gerekir? Zamanla her şey böyle bir zamana yaysaydın. Dedim, ben de senin gibi yapmayı çok isterim dedim. Yani dediğin gibi yapmayı çok isterim de benim onu yapmamı engelleyen ayetler var. Hangi ayetler onlar? Şu şeyin Bakara suresinin 100 kaçıncı ayetiydi? Bak ezbere biliyor. Bakara 159. Şimdi az önce okuduğumuz ayetlere göre Kur'an-ı Kerim adamı nasıl kuvvetli hale getiriyormuş değil mi? Şimdi okudum. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ. İndirdiğimiz açık ayetleri ve yolu gösteren, doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler. Min ba'di ma beyyennâhu linnâs fil kitâb. İnsanlara o ayetleri bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Yani şimdi diyorlar ya, zamanı değil, yavaş yavaş falan. Her şeyi her yerde söylemen gerekmez. Zamanı olmasaydı Allah bu kitapta indirmez. Değil mi? İşte Allah öyle diyor. Bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah. Onlara Allah lanet eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Lanet edenler de lanet ederler. İllellezine tabu, tevbe eden ve aslahu, durumunu düzelten ve beyanu, ve bu ayetleri açıklayan. Onlar hariç. Yani gizledin,
Sonra aklın başına geldi, tevbe ettim ve gizli, söylemediğin ayetleri söylemeye başladı. Bunlar hariç. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ Ben onların tevbesini kabul ederim. فَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olan. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ama o kimseler ki kafir oldular. Kim bu kafirler? Bunlar Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Yeri değil, zamanı değil diye gizleyenler. Tamam mı? Ve mâ tûvehum kuffar ve kafir olarak ölenler. Yani şimdi diyor ki zamanı değil. Kardeşim benim ölmemi mi bekleyeceğiz, senin ölmeni mi bekleyeceğiz? Ne zaman bunun zamanı gelecek? Değil mi? Kafir olarak ölenler. Ulaike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti bunlar üzerinedir. Vel melaike, meleklerin laneti. Şimdi biz ölenleri cennete göndermek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Herkes Allah'tan daha merhametli oluyor o sıralar. Ama Allah ne diyor? Gizlediyse eğer, Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti bunun üzerinedir. Halidine fiha, sürekli o lanet altında kalacaklardır. La yukhaffafu anhumul azab, onlardan azap hafifletilmeyecek ve lahum yunzarun, hiç de gözetilmeyeceklerdir. Yüzlerine de bakılmayacaktır. Bunları okuyunca, İmam ne dedi diyorsun ya, imamın böyle eli ayağı sallanmaya başladı. Gerçekten böyle. Ya hocam öyleyse biz çok mu geç kaldık bunları söylemekte dedi. Yoksa biz çok mu geç kaldık dedi hocam. Yok dedim, çok geç kalmadın, ölmedin ya. Ölmüş olursan çok geç kalmış olursun. Evet. Şimdi Mehmet, o da bir sonraki sayfadaymış. Mehmet Hoca karınlarına ateş dolduracaklar. Kaçıncı ayet o? 174. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Bu ayeti biliyor muydun sen Mustafa Bey? 174'de mi okuyordun? Çünkü akşama kadar kapı kapı dolaşıyorsun. Sen bil fiil hayatında yaşıyorsun bunları. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ Bu kitaptan Allah'ın indirdiğini gizleyip de وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Bu gizlemelerine karşılık küçük bir bedel alanlar. Şimdi gizlediğiniz zaman size çok itibar ederler. Ben kendim bunu yaşadığım için biliyorum. Yani desem ki şöyle küçücük bir karşı tarafa taviz versem ya bayram edecekler. Ama vermiyorum. O zaman da bize çok da itibar edecekler tabii. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bunu yapıyorlardı biliyorsunuz. Şeyde o da bu ayeti bitireyim ondan sonra ayeti okuyayım. Yani gizlemenin karşılığında da bir takım bedeller alıyorsunuz. Yani itibar alıyorsunuz, makam alıyorsunuz, mevki alıyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor. Onlara biz hiçbir tarikatla, hiçbir cemaatte takışmayız. Bizim takıştığımız tek kişiler Allah'ın kitabına aykırı davrananlardır. Allah'ın kitabına aykırı davrandıktan sonra ister adına ne derse desin, ben Kur'ancıyım da dese, o bizim hedefimizdeki adamdır. Yani adlarına ne dedikleri hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'e aykırı tavırları varsa bizim hedefimizdedirler, biz onlarla mücadele ederiz. Yoksa isim isim saymak gerekmez ki, işte ayetleri okuyoruz. Kim aykırı davranıyorsa kendisini bilir. اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Bunlar bu susmalarına karşılık aldıkları şeyler var ya, karınlarını ateşten başka bir şey doldurmazlar bunlar. Gerçekten çok çirkin şeyler.
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları tezkiye etmeyecektir. Yani iyi insanlardır demeyecektir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Paylarına düşen acıklı bir azaptır. Nedir yapılan? Canım yani şimdi bana en çok söylenen söz o. Son senelerde baktılar ki bunun adam olacağı yok. Son bir iki senedir pek duymuyorum. O şimdi arkadaşlara söylüyorlarmış. Bana artık laflarının geçmeyeceğine iyice inandılar. Ya hocam şu şirkle ilgili ayetleri niye bize okuyoruz? E kardeşim o ayetleri okumaktan ben rahatsız olmuyorum da sen niye rahatsız oluyorsun? E demek ki sende bir şey var. E o ayetler müşrikler içindir diyor. E müşrikler içinse düşün o zaman. Madem müşrikler için olan ayetler seni rahatsız ediyor, o zaman biraz daha fazla düşünmen lazım. Yanlış mı? Muafiyet. Sanki muafiyet tanınmış kendilerine. Ondan sonra efendim, ya şimdi bunları her yerde söylemeye gerek yok ya kardeşim falan filan. Vallahi ben söylerim. Niye? Orada işte o hocaya dedim, o imama dedim ki vallahi ben şimdi iki şeyle karşı karşıyayım. Ya Allah'ın laneti ya insanların alkışı. İnsanların alkışı çok hoşa gidiyor ama Allah'ın laneti karşısında hiçbir tadı kalmıyor. Hiçbir tuzu kalmıyor. Dolayısıyla ben Allah'ın lanetini göze alamam arkadaşlar. Ve hakikaten ya imam da demek ki iyi niyetliymiş. Gerçekten eli ayağı böyle sallanmaya başladı ve bayağı böyle sarsıldı. Bayağı sarsıldı. Tabii canım bu kapsamda o kadar çok şey var ki ben şimdi Peygamber Efendimiz'in İsra suresini açarsanız 72. ayet miydi? 17. sure evet. Yani aynı şeyi Peygamber Efendimiz'e de yapmışlar. Değil mi? Ve inkadu leyeftinunke anillezî evheynâ ileyk litefteri aleyna gayrehu. Yani neredeyse seni bir sıkıntıya soktular. Sana yaptığımız vahiyden uzaklaştırma konusunda. Bize başka bir şeyi uydurasın diye. Canım öyle de olur. Şimdi mesela şeyi görürsünüz. Allah adına çok taviz veren insanlar vardır. E canım sen şimdi yavaş yavaş önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap, yavaş yavaş alıştıra falan filan. Çok iyi, çok güzel de Allah böyle demiş mi? E işte bir günde bir iki vakit namaz kıl, sonra yavaş yavaş 3'e 4'e sonra 5'e çıkarırsın. Tamam. Güzel de kardeşim, bu yetkiyi sana Allah verdiyse hay hay. Şimdi 2 hafta önce Süleymaniye Camii'nde sabah namazından sonra pazar günü sen vardın galiba. Hani namaz konusunda şu anda söylediğim gibi konuşmaya başladım. Dedim ki insanlara öyle şunu kılsan yeter, bunu kılsan yeter diye bir yetkimiz yok. Günde 5 vakit kılacaksın kardeşim. 4 olsa olmaz mı? Olmaz. E yapsam ne olur? Yapsan günahkar olur. Açıkça söyle. Ama şunu da söyle, namazların sadece farzlarını kılmak zorundasın. 2 rekat sabah namazı, 4 rekat öğlen namazı, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, 4 rekat da yatsı namazı kıldın tamam. Şimdi hemen oradan birisi kalktı. Siz farkında değildiniz. O ben selam verdim, benim yüzümü görür görmez böyle birden ürküp hemen arka safa geçti. Sizin işin o safhasını bilmiyorsunuz. Herhalde bizden rahatsız oldu. Sonra hemen oradan ayağa kalktı. Dedi ki sünnetler ne olacak sünnetler dedi. E dedim bu anlattığım sünnete uygun işte peygamberimiz öyle yapmış.
caminin içerisinde hiçbir namazın sünnetini kılmamış. Bunun kılmaması da, yani sünnette farz birbirinden ayırt edilsin. Ya bunların kılınmayacağını bilesiniz. Şimdi mesela git ki akşam namazını kıldık. Dışarıda bir grup cemaat var. Alışkanlıkla herkes sünneti kılmaya çalışıyor. Halbuki farzı kıldınız, çıkın. Allah bin bereket versin. Arkadan gelenler kılsınlar. Zaten az bir vaktimiz var. Sonra anlattım. Ben tatmin olmadım diye gitmeye başladı. Dedim kardeşim ne tatmin olmaz? Biz burada insanları tatmin etmek için burada yokuz. Biz bilgi veririz o kadar. Söylediğimiz yanlış mı doğru mu? Sonra şimdi bakın ben size sorayım. Bu namazları kılmayanlar mesela sabah namazını vaktinde kılmadı. Başka zaman kaç rekat kılıyor? Sonradan kaza ettiysen genel manayı söyle. Şimdi şey yap. İki rekat. E bari o iki rekatı vaktinde kılsın. Sonra nasıl olsa iki kılıyor değil mi? E bari vaktinde kılsın da kazaya bırakmamış olsun. Öğlen namazı kazaya kalırsa kaç kılacak? E bari vaktinde kılsın onu. İlla kazaya mı kılacak dört kılması için? E şimdi namazlarda şunu bilmek mecburiyetindeyiz. Namazlarda mutlaka kılmamız gereken farzlardır. Öbürlerini ömür boyu hiç kılmasanız bir zararınız olmaz. Ne olur kardan kaybedersiniz, zarardan değil. Yani gelirleriniz az olur. Giderhanenize yazılmaz bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde 12 rekat nafile namaz kılanlar, yani farz olmayarak namaz kılanlar için cennette köşkler miydi hadis-i şerif? Yani bir takım şeyler vaat ediyor. Güzellikler vaat ediyor. Kılarsan, kılmazsan bir zararın yok gene. E şimdi bir vakit namazı kazaya bıraktığın zaman ömür boyu namaz kılsan da o kazaya kalmanın zararını gideremezsin. Ancak Allah affederse eder. Dolayısıyla şimdi insanlara bu şeyleri anlatıyorsunuz. İnsanlar çok rahatsız oluyor. Ve ne yapalım? Bu insanlar bizden rahatsız oluyor diye gerçekleri bırakacak mıyız? Gene birisi geldi, epeyce uğraştı bana falan. Dedim kardeşim, nasihatler falan bir şeyler ediyordu. Dedim bana hiç nasihat etme. Bir ilmi konularda nasihat olmaz, ispatlarsın. Nasihat başka konularda olur. İspatlarsın olur biter. İspatlayacak tarafı olmayınca nasihat ediyor. Bakın dedim, ben dünyada tek kişi kalacağımı bilsem de bu doğru bildiğim yolda giderim. Ben bir siyasi parti değilim. Kimsenin oyuna muhtaç değilim. Ben bir ticaret harem yok ki müşterilerimden korkayım. Bu Allah'ın dini. Burada tek de kalsak yürürüz. Cenab-ı Hakk'a güvenmek zorundayız. Çünkü bunu, bu dini biz ortaya koymadık. Allah koydu. Kendi kafamıza göre etrafımıza daha fazla insan toplaşsın. Toplaşsın ama Allah kabul etmezse ne işe yarar? Asıl mesele o. Kabul edecek olan. O da kitap göndermiş. İşte bak peygamber ne de diyor ki bana bir başka şeyi iftira edesin diye neredeyse seni yaptığımız vahiyden uzaklaştıracaklardı. Öyle olsaydı seni dost edineceklerdi. Velev la enthebbetnak, seni eğer sabit tutmasaydık lagat kitte terkanu ileyhim şeyen kalila, birazcık onlara meyledecek gibi olmuştu. Yani insanları kazanmak için birazcık toleranslı davranalım der gibi olmuştun ya Muhammed. İden, yani hele onu yapsaydın da görseydin sen. Allah'ın peygamberiymişsin falan yok. Allah'ın dediğinin dışına çıkamazsın. Peygamber de olsan kim olursa olsun. İden le'ezeknâke du'fel hayâti ve du'fel memât.
o zaman sana bu dünyanın da ahiretin de cezasını iki katlı tattırırdı. Bunu kime söylüyor Allah? Peygamberine söylüyor. Yok efendim, dünyayı onun yüzü hürmetine yaratmışmış. Onun yüzü hürmetine yaratsa böyle der mi hiç? Uydur uydur söyle, ne olacak? Dilde kemik yok, nasıl olsun? Ha, bir de sen olmasaydın, tövbe estağfurullah. Sümme la tecidu leke aleyna nasira. Ya Muhammed, sonra sen bize karşı sana yardım edecek hiç kimseyi de bulamazdın. Bak, bunu Allah peygamberine söylüyor. Öyleyse bizim Allah'ın dinini tebliğ ederken sorumluluğumuz çok çok fazladır. Bu sahada, bu saha öyle bir saha ki, bunu insan kendi menfaati için kullanırsa çok rahat kullanır. Bu yolda elde edilecek menfaat hiçbir şeyde elde edilmez. Sıfır maliyetli kazançtır bu. Ama zararı ahirettir. Çok ağırda bir zararı var. Ahireti kaybedersin. O zaman siz derseniz ki ben yalnız Allah'ın rızasını istiyorum, tabii ki bunun faturasını Cenab-ı Hak size ödettirir. Çünkü arkasında kazanacağın çok büyük şeyler var. Hem dünyayı kazanacaksın hem ahiret kazanacaksın. Öyle muhteşem güzellikler oluyor ki, bugün mesela iki tane olay oldu. Sabahleyin Kazakistan'dan bir delikanlı, iki tane delikanlı geldi. Bizim bu tarikatçılığa bakışın Rusçaları ellerinde. Birisi Ataullah'ın sınıf arkadaşıymış burada. Son derece mutlu olmuşlar, okumuşlar, çok memnun olmuşlar. Orada dedim böyle şirkten uzak yaşayan bir topluluk var mı? Var ama çok azız dedi. Olsun dedim, az olmak önemli değil. Büyük bir salonu küçük bir lamba aydınlatır. Lamba azdır diye bir kenara atamaz. Zaten o küçük lambalar aydınlatır. Bütün bir salonu lambayla dolduramazsın ki. Onu aydınlatanlar azdır. Ama çok etkili olur. Siz bu yolda yürüyün. İkincisi de işte buraya gelmeden önce şeyden gelen, Van'dan gelen şey, mektup. O ufak tefek birçok şeyler oluyor. Ne kadar güzel, elhamdülillah. Siz diyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ama neticesinin nereye varacağını bilemiyorsunuz. Çünkü Allah'ın ayetini alan herkes çok güçlü birer tebliğci olarak dışarı çıkıyor. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz. Yani Allah'ın kitabını ezberlemiş olmak, bak sonuç olarak, efendim bize okutmadılar ya. Ah, nereden, zavallı babam bilmiyordu, bilseydi okuturdu falan. Tamam, okusaydın çok iyi olurdu elbette. Ama okumadığın için üzülmene gerek yok ki. Hemen başla. Olur mu ben? Olur işte, bak Allah peygamberini ümmilerin içerisine göndermiş. Sen okuma yazma biliyorsun. Onlar onu da bilmiyormuş. Ve bu Kur'an-ı Kerim onları ne hale getirmiş baksana. Olur mu? Tabii ki olur. Hadi başla bakalım. O kadar. Ya işte şimdiye kadar söylüyor. Şimdiye kadar bırak. Sen bundan sonrasına bak. Çünkü şimdiye geçmişle ilgili artık bütün imkanların elinden çıkmış, onu geri getiremez. Elinde olanlardan istifade etmeye bak. Ya bir ömrü boşuna geçirdik. Geçirdiysen geçirdin. Sen bundan sonrasını iyi geçirirsen, o boşuna dediğin ömrü de Allah sanki dolu geçirmişsin gibi sevap hanene yazar. Sen bundan sonrasına bak. Onun için Allah-u Teala hiç kimseye ümitsizlik diye şey yapmıyor. Ümmilere bu dini göndererek, yani en düşük seviyede olan insanların içerisinde hiç kimsenin bir bahane uydurmasına fırsat vermiyor. Bahane yok. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ. De ki ey Yahudiler, siz kendinizi Allah'ın dostları, Allah'ın oğulları falan zannediyorsunuz. İnsanlar değil de siz iseniz Allah'ın dostu. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ. Öyleyse ölümü dileyin. Niye bu dünyanın sıkıntısını çekiyorsunuz ki?
Nasıl olsa ahiret çok daha güzel. İn kuntum sadikin, haklıysanız bunu yaparsınız. Gerçekten siz millete öyle söylüyorsunuz ama hani bir insan yalan söyler, başkasını kandırır ama kendini kandıramaz. Ve la yetemennevnehu ebeden, hiçbir zaman ölümü istemezler bunlar. Niye? Bima kaddemet eydihim, yaptıklarından dolayı. Ne olduğunu kendileri bilmiyor mu? Gidersin bir başkasına, sen kendini evliya tanıtırsın, gerisini geri dönersin, sen ne pislik olduğunu ben bilmiyor muyum diye kendi kendine konuşursun. Karşı tarafı kandırırsın ama sen kendini kandıramazsın. Vallahu alimun bizzalimin, Allah zalimleri bilir. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mülâkiyukum. De ki o kaçtığınız ölüm var ya, gelip sizi yakalayacaktır. ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Sonra gaybı ve şehadeti bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptığınız şeyleri size haber verecektir. Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Bütün bu yaptıklarınız bir bir önünüze çıkacaktır. Ona göre hareketinizi yapın. Hepsi. O ahirette vakit çok bol. Öyle acele vacele bir yere yetişme diye bir dert de yok. Bütün her şey adamın önüne çıkar teker teker. O zaman hesabını veremeyeceğin hiçbir işi yapma. Yaptıysan hemen tevbe et. Evet. Çünkü bu dünyada yaşadığın sürece tevbe edemeyeceğin hiçbir günah yoktur. Ne yapmış olursan ol, bir beyaz sayfayı açma imkanın her an vardır. Evet. Soru var mı? Buyurun. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme oku diyor gelen rivayetlerde. O da diyor ki ben okuma bilmem diyor. Peygamberimizin okuma bilmediğine dair açık ayetler de vardır. Mâ kunte tetlu tedri mel kitâbu. Yok o başka. Ve lâ tahuttuhu bi yeminik. Bir şey vardı. Mâ kunte tedri mel kitâbu ve lel îmân. O değil, o ayet-i kerime değil. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ diye şey yapan o ayeti bu. Mehmet Bey var ondan sonra. Buyurun. Hocam, Nisa 103'te evet, Nisa 103. ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman kazaya kalan, namazın kazaya kalmaması gerektiği net bir şekilde ortaya çıkar. Ankebut kaçıncı sureydi? 29. surenin 48. ayetini açalım. Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin. Sen bundan önce herhangi bir kitabı okuyor değildin. Ya da herhangi bir kitaba da uyuyor değildin. Ne Tevrat'a ne İncil'e ne bir başka şey. Ve la tahuttuhu bi yeminik, elinle onu yazıyor da değildin. İden eğer böyle bir şey olsaydı lertabel muftilun, bu hakkı batıl gösterenler şüpheye düşerlerdi. Yani Muhammed bir yerden öğrenmiş gelmiş bize okuyor derlerdi. Nisa 82'de. Kur'an-ı Kerim ansiklopedisi oldu mübarek. Yok, bu o değil. Burada tutturamadın. Burada tutturamadın. Burada mesele Kur'an-ı Kerim'le alakalı değil. Peygamberimizin okuma yazma bilmediği meselesidir. Olay o. Tamam mı? Soru da öyleydi, değil mi?
Tamam. Başka Mehmet Hoca buyurun. Amin. Allah kabul etsin. İnşallah. Yani birlik olalım, beraber olalım, bunu tavsiye ederim. Çok acil günleri yaşıyoruz. Kafirlerin bütün gözü Türkiye'de. Ama bunu gizli yürütüyorlar. Eğer Rabbin durumuna düşersek çok fena olur. Onun için tedbirimizi alalım. Hocamıza bir tane televizyon verelim. Orada da konuşsun. Gençliği insanları uyandırsın. Hani hocamdan kaybettiği de olsa ben ona gideceğim diyeceğim ki yok, Allah aramızda uzun ömür versin. Bu televizyon çok mühim bir şey. Hayırlısı olsun. Şimdi Allah razı olsun Mehmet Hoca. Çok teşekkür ederiz. Tabii sizin hissiyatınıza biz amin diyoruz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Cenab-ı Hak lütfeder. İnşallah çok daha iyi şeyler olur. Şu anda internette bütün dünyaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ve çok güzel neticeler alıyoruz. Bir de bizim buraya gelen arkadaşlarımızın her birisi birer canlı televizyon, hiçbir televizyonun yapması mümkün olmayan işi yapıyorlar. Gelen ve gelmeyen her birisi yapıyor. Gidiyorlar birebir insanlarla konuşuyor. Birebir Allah'ın kitabını anlatıyorlar. Bizim de benim şahsen en çok Cenab-ı Hakk'a şükrettiğim taraf şu. Arkadaşlara hep soruyorum. Gittikleri hiçbir yerde benim adımdan bahsetmelerine ihtiyaç olmuyor. Çünkü Abdülaziz Hoca'dan bahsederlerse yanlış olur. Bahsedilecek olan şey Allah'ın kitabıdır. Herkes ayetleri okuyor ve onunla insanlara Allah'ın kitabını ulaştırmaya çalışıyor. Ve hiç kimseye gelin bizim cemaatimize katılın diyerek bir cemaati artırma kaygısı yok. Falan hocamızın etrafında toplaşalım kaygısı yok. Çok şükürler olsun. Bunlar Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz gereken taraflardır. Ve insanlara deniyor ki işte Allah'ın kitabı, işte siz de Allah'ın kulusunuz, buyurun bu kitaba. Evet, çağın çeşitli imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak lazım. Biz de buna gayret gösteriyoruz. Bu internet vasıtasıyla yaptığımız yayınları daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımız da gayret gösteriyorlar.